Analiz Masası'nın yeni bölümünden herkese merhaba. Karagümrük Fenerbahçe mücadelesini konuşmak üzere taktik tahtasının başındayız. Ligin aktif olarak en formda ekibi Karagümrük. 11 maçtır yenilmiyor. 5 galibiyet 6 beraberlik aldığı bu süreçte de 28 gol atıp 17 gol yediği gerçekten çok formda bir dönem yaşıyor. Tabii beraberlik kimilerine göre çok iyi bir istatistik olmayabilir. Galibiyetten çok beraberlik olması ama saha içindeki oyun anlamında gerçekten sezon başına göre çok ciddi bir aşama ve mesafe kaydeden bir Karagümrük gerçeği de var. Fenerbahçe ise gerçekten hiç normal mağlubiyet olarak hissedemeyeceği kaos dolu ve çok ağır bir yenilgiyi Beşiktaş karşısında en son geçen hafta yaşadı. Fakat hafta içinde Kayserispor'u bence o derbi üzerine iyi bir oyunla hafif toparlanma belirtileriyle beraber Kayseri'yi kupa dışına ittiği de bir mücadeleyle ufak bir moral depoladı diyebiliriz ve o gün uzun süredir oynamayan oyuncuların iyi performansı önümüzdeki haftalarda formu düşen oyuncuların yerine konulacak oyuncu tercihlerini de etkileyebilir diye düşünüyorum. Keza ilk olarak da Karagümrük maçında bu etkilemeyi görüyor olabiliriz. İlk 11'lerle başlayalım ve ev sahibi Karagümrük'le başlayalım. Karagümrük cephesinden aldığımız haberlere göre ilk 11 Batuhan Şen başlıyor. Savunmanın sağ tarafında Salih Dursun. Stoperlerde Ryan Bania'nın bir sakatlığı vardı fakat oynaması muhtemel. Ryan ya da Bruno'nun sağ stoperde oynamasını bekliyoruz. Dresevic, Levent Mercan. Ön tarafta Ricci, Bertolacci, Ozdoev, Koli, Borini ve Mbaye Cagne'nin Karagümrük ilk 11'i muhtemel olarak verebiliriz. Fenerbahçe'de ise muhtemel 11'imizi biraz daha kupa maçında iyi performans gösteren ve ilk 11'e göz kırpan oyuncuları da ekleyerek yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Atilla Salahi ve Ezcan Alioski hakikaten iyi bir performans gösterdi. O performans üzerine de sol bekte başlamasını bekliyoruz ama buraya parantez içinde bir Osay diyebiliriz. Osay oynarsa Ferdi ile yer değiştirerek oynarlar. İsmail Yüksek'in iyi performansı sürüyor. Bilin Arao'ya bir tepki olmuştu tribünlerden. İsmail'in formayı kolay kolay bırakacağını düşünmüyorum. Zaitz kötü bir ilk yarı geçirmişti. Miguel Crespo tercih olabilir bu maçta. Mert Hakan da sarı kart cezalısı çünkü. O yüzden Crespo'yu İsmail Yüksek'le çift merkez olarak görebiliriz. Sağ tarafta Emre Mor maçın yıldızıydı. Emre formayı sağ tarafta alacaktır. Serdar Dursun ve Valencia zaten eldeki sakat oyuncular. João Pedro'nun düşük performansı Fenerbahçe'yi Serdar ve Valencia tercihine itecektir. Sol tarafta ise Rossi çok kötü bir dönem geçiriyor. Formsuz bir dönem geçiriyor. Arda Güler Rossi arasında bir tercih mutlaka yapacaktır. Jorge Jesus diyelim ve artık saha içindeki taktik ve istatistik yansımalara da geçebiliriz. Şimdi Karagümrük son dönemde hakikaten çok gol atıp ama bir o kadar da gol yiyen bir ekip. 16 gol atan Mbaye Cagne, 15 gol atan Fabio Borini. Bu maçta sahada olacak 3 oyuncu şu an ligdeki gol krallığının ilk 3'ünde yer alan Valencia, Cagne ve Borini. Hakikaten 31 gollük bir yani hücum anlamında makine bir ikiliden bahsediyoruz burada ve hakikaten birbirlerini çok iyi tamamladıklarını söylememiz gerekiyor. Ve oyuncu tipolojilerine baktığımız zaman da Fenerbahçe savunmasına ciddi sıkıntı yaratabilecek oyuncular. Özellikle Fenerbahçe son dönemde kenar ortalarında ve duran toplarda ciddi yerleşim problemleri yaşıyor. Mbaye Cagne'nin attığı gollere baktığımız zaman da özellikle Colin'in onu çok fazla ortalarla beslediğini, geçen hafta Burak Kapacak oynadığında Burak'ın beslediğini gördük. Cagne 6 pas içerisinde hakikaten topla buluştuğunda çok çok etkili bir oyuncu ve şu an Karagümrük'ün ortalardan ve duran toplardan en çok gol atan takım olmasının da bir numaralı sebebi kesinlikle Mbaye Cagne. Keza Fabio Borini için de aynı şey geçerli. Bu maçtaki kritik eşleşme bence Ferdi Kadıoğlu ve Fabio Borini arasında gerçekleşecek. Hatta ve hatta Borini ileride oynadığı zaman özellikle topu daha çok içeri çekerek ve merkeze doğru yönelerek oynayan bir oyuncu olduğundan dolayı maçta bol bol Samet Akaydın'la da eşleşeceğini düşünüyorum. Aynı zamanda Ferdi'nin yanına kritik eşleşmede %100 Samet'i de eklememiz gerekiyor. Çünkü Samet'in bir savunma zaafı var. Vücudunu sağ güçlü olduğu için sağ tarafı tribüne dönük bir şekilde oyuncuyu paralel karşıladığında sağ içeri kıvrılmalarda vücudunu sola doğru döndürmekte çok ciddi sıkıntılar yaratıyor. Fabio Borini de bunu çok fazla kullanan bir oyuncu. Özellikle bu sıyrılma ardından kaleye ayak içiyle uzak köşeye vurduğu vuruşlar çok fazla var. Ve Altay'ın da yerden olan şutlara refleksleri hakikaten iyi fakat yukarı ve orta mesafede giden şutlara tepki vermekte zorlandığı anlar var. Bu yüzden Fabio Borini Karagümrük'te Cagne ile beraber çok ciddi bir tehdit. Bu ortalardaki yerleşim problemlerinde de Mbaye Cagne'nin burada topla buluşmalarında Atilla Salay ve Samet Akaydın'ın hiç olmadığı kadar bu maçta dikkat etmeleri ve yerleşim problemi yaratmamaları gerekiyor. Fenerbahçe için ciddi sıkıntı olabilecek bir diğer nokta da
zaten merkezi 2 oyuncudan kullandığı için 3 merkez oynayan takımlara karşı o üstünlüğü kurmada bir tık problem yaratılabiliyor. Fabio Borini'nin maç içerisinde gerek top almak için gerek driplingle çok fazla merkeze kat etmesi ister istemez Karagümrük'ün hücuma çıktığı zaman merkezde 4 oyuncuyla ve burada Cagne ile yerleşmesine sebebiyet veriyor. Haliyle buradaki durumda 5 oyuncuyu bazen 2 oyuncuyla 3 oyuncuyla karşıladığı anlar Fenerbahçe'de fazlasıyla oluyor ki Beşiktaş maçında Maxim Salih merkezine bile üstünü kuramayan bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz burada. O yüzden Karagümrük'ün merkezdeki gücü özellikle son haftalarda formunu arttıran Ozdoyev-Ricci ikilisi Şukurov oynadığında Şukurov, Bertolacci hakikaten formda bir Karagümrük merkezine karşı oynayacak Fenerbahçe. Bu anlamda bu maçın kilit noktası da merkezi ne kadar iyi tutabildiği ve deliciliğini bu maçta ne kadar iyi kullanabildiği. Şimdi Fenerbahçe tarafındaysa Karagümrük'ün zaaflarını değerlendirebilecek birçok nokta var. Örneğin Ricci tempo olarak çok üst düzey bir oyuncu. Hakikaten bu efor anlamında Karagümrük'ün orta sahasına çok fazla şey katıyor. Fakat bir yandan da agresifliği ön planda tutabilen bir oyuncu. Bu sebeple de yerini fazlasıyla kaybeden ve aslında arka güvenliği sağlamak ana rolü olması gerekirken çok fazla ön alana baskıya çıkmaya çalışan bir oyuncu. Kayserispor Kupa mücadelesinde Crespo girdikten sonra gerçekten Kemen de mesela bu tarz bir oyuncuydu. Çok fazla top hamle yaptı ve Crespo driplingleriyle beraber Kayserispor merkezini çok fazla düşürdü. Ricci ve Crespo oynarsa Crespo eşleşmesi İsmail Yüksek gibi oyuncuyu kendisine doğru gelmesini bekleyen ve geldikten sonra boşalttığı alana pasları atmayı seven bir oyuncu için Ricci'nin bu zaaflarından Fenerbahçe merkezi fazlasıyla faydalanabilir. Karagümrük'ün sol bek oyuncusu Levent Mercan bir diğer değinmemiz gereken nokta burada. Gerçekten o da yerini sol bekte çok fazla kaybeden ve bazen anlamadığınız bir şekilde sağ kanat oyuncusu ya da sağ bek oyuncusu orta sahada daha iyi topla buluşsa direkt olarak oraya çıkan ve o riski alan arkasındaki alanı da boşaltan bir oyuncu. Şimdi burada eğer Emre Mor oynarsa ve Ferdi Kadıoğlu oynarsa ki yine Kayserispor maçına geçeceğiz. Çünkü uyumları hakikaten üst seviyedeydi. Çağdaş Hoca'nın da maç sonunda bir açıklaması vardı. Yani Emre ve Ferdi'yi arkalı önünü gördüğümde eyvah dedim çünkü bunun bizim için bir tehdit olabileceğini direkt olarak düşünüyorduk dedi. Karagümrük için de aynı tehdit geçerli. Çok fazla sol beki boşaltan bir Levent Mercan ve Emre Mor içeri kıvrıldığında çok fazla yine o merkez oyuncuların üstüne çeken başta Ricci olmak üzere bir Emre Mor tehdidi var. Emre'nin boşalttığı alanlarda Ferdi'nin orayı çok fazla kullandığını görüyoruz. Bu sebeple de burada kesinlikle bunu ön plana koymamız gerekiyor. Emre Mor'un içeri kırılarak oynaması ve bazen bir iç oyuncusuna evrilmesi. Sol tarafta oynayan Diego Rossi oynadığında ya da başka bir oyuncu olduğunda yine içe doğru merkezi kalabalıklaştırması hücumlarda daha iyi bir şekilde, daha geniş bir şekilde oynamasına sebebiyet veriyor Fenerbahçe'nin. Ferdi'nin bu kadar çizgiye basarak oynaması, kupa maçında Alioski'nin yine çizgiye basarak oynaması Fenerbahçe'nin uzun zamandır hiç olmadığı kadar genişlemesine ve rakip savunma düzenini bozmasına da yardımcı oldu. Karagümrük merkezi de üzerine kenarlara doğru çekildiğinde Fenerbahçe'nin oraya zaaf yaratabileceği anlara da sebebiyet verebilir. Çünkü burada bu maçın X faktörü olarak kesinlikle Emre Mor'u seçmemiz gerekiyor. Driplingleriyle beraber, merkeze doğru kıvrılmalarıyla beraber bu savunmanın, bu güçlü merkezin düzenini saha içerisinde bozabilecek bir numaralı oyuncu Emre Mor oynadığı takdirde Fenerbahçe'nin hücumlarına hakikaten çok fazla çeşitlilik sağlayacaktır. Bu maçı bir de son olarak kaleciler üzerinden okumak istiyorum. Çünkü genelde Altay Bayındır'ın kalecilik performansına, kalecilik meziyetlerine göre rakip takımların, hücumcularının nasıl sıkıntılar yaratabileceğini düşünüyorum. Maç analizleri yaptığımız zaman vuruşlarına göre vesaire nasıl sıkıntılar yaratılabilir diye de bakıyorum. Mesela Borini'nin sağ ekçili uzak köşeye vuruşlarından bahsettik. Altay'ın en büyük sıkıntılarından biri de kenar ortalarına çıkmayıp Fenerbahçe savunması kafa vuruşlarına izin verdiğinde yerden sekerek uzak köşeye giden toplar. Mbaye Diagne'nin kafa vuruşlarında en fazla kullandığı stil uzak köşeye yerden sektirerek vuruşlar. Bu anlamda Borini'nin şut tehdidinin yanında Cagney'i de koymamız gerekiyor. Batuhan Şen Galatasaray'dan kiralık Fatih Karagümrük kalecisi. Eksikleri var. Bu videoya hazırlanırken Sinan abinin Batuhan Şen mercek programı aklıma geldi ve onu izledim. Ve Batuhan Şen'in eksiklerinde Fenerbahçe'yi nasıl yorabiliriz diye düşündüm. Şimdi birincisi Batuhan Şen'in ayaklarının kötü olduğundan bahsediyor Sinan abi. Ve Fenerbahçe'nin eskisi kadar olmasa da savunma ve kaleciye yaptığı baskılar hala oyun planında geçerli. Ve özellikle Batuhan'ın sağ tarafına doğru gelen baskılar sonucu sol tarafa vurduğu toplarda ciddi sıkıntı yarattığını bahsediyor. Ve burada direkt benim aklıma Valencia'nın baskı tarzı geliyor. Valencia genelde sol forvet olarak oynadığında kalecilerin sağ tarafına doğru baskı yaptığından dolayı kalecilerin sol tarafa doğru vurmasına sebebiyet veriyor. Bu anlamda bir artı olabilir Fenerbahçe için. İkinci nokta yan toplara çıkışlarında ciddi problemi olduğunu söyledi. Ercan Alioski oynadığında
çok fazla orta deneyen bir oyuncu. Ferdi Kadıoğlu çok fazla orta deneyen oyuncu oyun sıkıştığında. Ve bu maçta Ener Valencia gibi havadan gelen toplara kafa vuruşu yapabilen bir oyuncu ve partneri Serdar Dursun olacak. Fenerbahçe acaba kafa vuruşlarıyla Batuhan'ın yan top zafiyetini değerlendirebilir mi diye düşündüm. Son olarak da sektirdiği toplardan bahsetti ve genelde o topu merkeze doğru çeldiğini, oraya doğru sektirdiğinden bahsetti. Normal şartlarda belki bu çok önemsenecek bir konu değil ama Serdar Dursun'un biliyorum ki yetenekleri, Fenerbahçe kadrosundaki yeri çok fazla tartışılıyor. Ben de tartışanlardan biriyim ama Serdar Dursun oynadığında her zaman elinden geleni yapan bir oyuncu haline de büründü. Kupa maçında da gördük ve hakikaten pozisyon koklaması, ön sezi de diyebiliriz buna. Duracağı yeri çok iyi bir şekilde tahmin ediyor. Bu anlamda Batuhan Şen'in olası sektirebileceği toplarda acaba Serdar Dursun bunları tamamlayabilir mi diye kaleci zafiyetlerini de bu maç özelinde değerlendirmek istedim. Bence saha içerisinde teknik taktik anlamda ve istatistik olarak da bize çok fazla şey gösterebilecek bir mücadele. Son olarak da dikkatimi çeken bir şey var. Fenerbahçe duran toplardan 2.94 ile en az XG veren takım ama buradan 6 gol yiyen bir ekip. Karagümrük'te akan oyunda en az XG üreten takımlardan bir tanesi. 20 küsürlük bir XG var ama oradan da 30 gol çıkaran bir ekip ki bu mücadele ligin en çok gol atan iki takımının da mücadelesi. Ve son olarak da şunu eklemek istiyorum unutmadan. Bu maçın en zor tercihi. Bunu bir oyuncu üzerinden söylemeyeceğim. Çünkü Fenerbahçe'de hafta içi gerçekten çok yüksek performans gösteren oyuncular vardı. Ve zor tercih de Jorge Jesus için bu kadar iyi performans gösteren bir oyuncuları lig maçında kullanacak mı kullanmayacak mı? Başta Alioski olmak üzere uzun zamandır forma giymeyen bir oyuncu yetersiz olarak gördüğü biliniyordu. Ama ilk forma verdiğinde de çok iyi bir performans gösterdi. Emre Mor, İsmail Yüksek, Ezcan Alioski, Serdar Dursun burada Fenerbahçe için zor tercihler olacaktır. Bu analizim burada sonuna geliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sports Digital YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.